Selam. Bugün Paramount Plus'ta yayınlanan efsane oyunculu yeni dizi Tulsa King'i inceliyoruz. Üstelik Stelon'un bir dizideki ilk başrol deneyimi ve bizce oldukça iddialı bir giriş yaptı. Şimdi bir an önce videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi kadroya baktığımızda başrollerde hala gençlere taş çıkaran Sylvester Stallone yer alıyor. Ayrıca Andrea Savage, Martin Star, J. Will gibi isimler de ona eşlik ediyor. Dizinin konusuna geldiğimizde ise 25 yıllık bir hapis hayatının sonunda General lakaplı Dwight adlı mafya babasının çalıştığı suç lordu tarafından bir anda başka bir bölgeye gönderilmesini ve aradaki 25 yıllık kaybın getirdiği her şeyden geri kalma durumuna ayak uydurmasını anlatıyor. Hem intikam dolu hem de komik bir yapısı var. Dizi Dwight'in 25 yıllık mahkumiyeti üzerine monologlarıyla başlarken sonrasında küçüklükten beri mafya lideri olmak isteyişini ve ömrünün sonlarına doğru aslında küçücük bir dakikasının bile buna değmeyeceğini anlayışıyla devam etti. Cinayet suçunu üstlenmesiyle hapiste geçirdiği 25 yılda onun döneminde daha çocuk olanlar şimdi söz sahibi olmuş. Tüm düzen değişmiş. Alt patronlar, yeni konumlar, gelişen teknoloji derken olaylara çok daha hızlı bir giriş yaptık. Karakterin ağzının bozukluğu bizim çok hoşumuza gitti çünkü yapısının ağırlığına çok uygun ve bizce bu rol oyuncuya çok güzel bir şekilde oturmuş. Ayrıca bununla birlikte insanlarla iletişim kurma şeklinin çok eski tarzı olması da gayet keyifliydi. Yeni ilişkiler kurma süreci bizden geçer not aldı. Dizinin en azından iki bölümlü açılış yapmasını beklerdik. Böylece hikaye daha da oturabilirdi. Patronunu ve onun oğlunu kurtarmak için suçu üstlenme sebebini ailesini dağıtmasını ilk bölümden anlama şansımız olmadı. Patronu ile arasındaki bağı merak uyandırıcıydı bu yüzden. Üstelik tüm bu fedakarlığa rağmen bir hiç gibi davranılması da bizim bile izlerken canımızı sıktı. Dizide klasik Amerikan ırkçılığına da çok güzel bir şekilde değindiler. Hem açıklaması hem de sonucunda verdiği ders çok yerindeydi. Legal uyuşturucu kısımları da aslında durumu hala eski usulü sandığından komikti diyebiliriz. Oyuncunun yaşlılığından dolayı sevişme sahnelerini göstermediler. Ama Stacey'nin bundan keyif almasına rağmen 75 yaşında olduğunu öğrenip çekip gitmesi biraz anlamsızdı. Sonuç olarak her şey yolunda gitmiş ve sırf yaşından ötürü böyle bir duruma dönüşmesi karşı taraf için kırıcıydı. Stacey'nin polis teşkilatında olması ve Tulsa'ya yeni taşınan eski mafya babasının kimliğini fark etmesi ilerleyen bölümler için belirleyici bir mesajdı. Şehri kabul eden Dwight'ın kendi krallığını birbirinden garip karakterlerden yardım alarak kuracak olmasını izlemek keyifli olacak gibi görünüyor. Dizi bizim için oldukça güzel bir başlangıç yaptı. İlk bölüm olayları çok güzelsel görsek de ilerleyen bölümlerin heyecanlı ve eğlenceli olacağını şimdiden kestirebiliyoruz. Dediğimiz gibi bu rol Sylvester Stallone'a çok yakışmış. Üstelik 25 senedir hapiste olmasının getirisiyle kendisi klasik bir günümüz mafyasından uzak old school bir karakter. O yüzden kendi etik ahlak değerlerine sahip. Kadınlara karşı da hassas. Analiz yeteneği de bizi oldukça şaşırttı. Kasanın yerini tahmin etmesi, para hesabı falan oldukça güzeldi. Ayrıca İtalyan kimliği de ucundan Godfather'a dokunuyor. Mafya kimliğinin gerektirdiklerini yerine getirirken bir yandan da teknolojiye ve yeni düzen ayak uydurması biraz zaman alacağından bu sezon 10 bölümü izleyeceğiz. Bölüm sürelerinin de ortalama 40 dakika olacağını düşünüyoruz. Dizinin IMDb çıkış puanı 8.4 yani bizim dışımızda da çokça beğenilmiş görünüyor. Ayrıca sosyal medyada da diziye karşı oldukça olumlu yaklaşılmış. Filmlerde başrol olarak görmeye alışık olduğumuz Selon'u yanlış hatırlamıyorsak başrol olarak izleyeceğimiz ilk dizide yine Tulsa King. Bizi sağlam bir bölümle bizi karşıladı ve devamında merak etmemizi sağladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Tulsa King beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Videomuzda gittiyse beğeni, abone olmayı, katıl, göz atmayı ve daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.